Efendim Ekotürk Televizyonları ekranlarından bir kez daha hepinize merhabalar. Hoş geldiniz. Ben Eren Cürmut ve Borsa Teknik Programı ile karşınızdayız. Günlerden çarşamba tabii ki değerli hocamız Ahmet Mergen eşliğinde Borsa Teknik Programı'nı yazacağız, çizeceğiz ve yöneteceğiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Evet merhabalar. Hocam öncelikle nasıl oldunuz? Herkese. Nasıl oldunuz hocam? Evet. en son bir öksürük durumu vardı. Atlatabiliriz mi? Devam ediyor mi? ya. Yapıştı, sevdi beni. Ee, hocam sizi herkes seviyor da öksürük de o kadar sevmesin ya. Yani. Evet ama e, tuttu bizi galiba. <laughs> yani şu anda terk etmek istemiyor. Bakalım. Zaman içinde gider herhalde. İnşallah. Ee, buraları da e, normal. Bugün artı. Az bir artı. Öyle 30 puan falan. Yani yark arkaya 3 tane güzel gün gelince dün biraz böyle bir Ker satışı gibi oldu. E bugün de gene bir tarafta ker satışı yapıyorlar. Öteki tarafta başka yerlerde, daha şimdiye kadar gitmeyen yerlerde pozisyon tutuyorlar. Yani yukarı yönde hareket sanki devam edecek gibi geliyor bana. Çünkü golden cross falan da olmak üzere neredeyse artık altın kesişme yani yukarı yöndeki hareketi destekleyen kısa vadeli ortalamanın uzun vadeli ortalamayı yukarı yönde kesmesi ve üstüne çıkması uzun vadeli ortalamanın ve bu da ak, akımı destekler desteklemeyen şeyde neticede önünde 1100 10, 10159'daki işte tepeler var. Yaklaşık 10.150 falan diyelim oraya. işte üç aşağı beş yukarı. Oraya doğru gelirken biraz e, satışlar artabilir. Çünkü herkes görüyor oradaki tepeleri. Ya burada geçmiştir satıcı geldi. Buraya gelirsek gene satıcı gelir der. E orada bir yıkılma olur. Sağ tarafa doğru gelen satışlarla, kar satışlarıyla. Sonrasına bakacağız. Sonrasında eğer gelen kar satışları ortalamaların bilhassa 20 günlük ortalama zaten üstüne çıkacak oraya giderken ilk e, satış dalgasını karşılayacak olan tamam mı? ortalama 20 günlük ortalama olacaktır. E orada eğer tutabilirse bu satış dalgalarını arka arkaya o zaman bir kere daha yukarı yönde bir gidelim bakalım şu 10.150'de de ne var ne yok bir görelim derler. Aşıldığı takdirde ki aşılabilir altın gram altınlar on altınlar o şekilde hareket etti. Grafik olarak önden gidiyorlar önden çizdiler buradaki grafiği. O zaman sol taraftaki o düşüşte oluşan Japon Merkez Bankası'nın işte faiz arttırımıyla Ağustos'ta filan da o gümbür paldır aşağı gidişimizin başlangıcı olan o boşluk. Yani bir gün önce kapanışın çok altında açılıyor fiyatlar ve daha da gidiyor aşağıya. Orada artık işlem olmuyor o gün. Alıcıyla satıcı karşı karşıya gelemiyor. Orası bir vakum oluyor orada. Bir boşluk oluyor. Orası tamamlanabilir. Yukarı yöndeki hareketin devamıyla. İşler iyiye gittikçe 11.250'ye doğru yolculuk devam edecek. Öyle görünüyor. Yani çok ters bir olay olmazsa. E, tabi yani bombalar atılır mı, atılmaz mı, füzeler uçuşur mu? Ya yani onlar benim de şimdi konular artık. Bana kalsa biraz zor o işler ama e, Rusya'nın da tabii ki kendine özgü yani bir prestijini koruması lazım. Yani şimdi sen gelip oraları atarsan adam beş tane güvenlik konseyi yani ana majör veto hakkı olan ülkeden bir tanesi kardeşim. E hop dedikler ya ne oluyor bir dakika. E zaten söylüyor. ya buraya, buraya diyor sen kendi roketlerini ge getiriyorsan o zaman senin niyetin de belli diyor yani. Sen bana savaş açmış gibisin dolaylı yönden. Yani dolaylı vergi gibi dolaylı yönden savaş açmış gibisin diyor. O zaman kendini... Artık korumaya al diyor. E diğer tarafta biz hazırız, mazırız. E hazırsın da yani insanlar insanları ölümünde de hazır mısınız? Yani bomba indiği zaman sadece arazi marazi götürse eyvallah. Öyle bombaları ürettiler. Sadece insanları öldürüyordu. Yani bala mülke zarar vermiyordu. Ve bu Öyle bir şey yok. Sadece mala mülke zarar versin, insanları öldürmesin. Öyle bir dünya yok. Geldiği yer tamamen enkaz haline dönüşüyor. Sonrasında çimento kağıtları alıyoruz. Niye? Demir kağıtları alıyoruz. İnşaat var diye. Hale var. Yani. Bu da işte bizim yatırım felsefemiz. ya yani çalışıyor mu? Çalışıyor tabii ki. Ben yani fırsattan istifade. O şekilde millet para kazanmaya çalışıyor. Ülke de para kazanır. İnşaat mı inşaat filan. Şimdi Kazdağlarında varmış inşaat. Ya bitmedi orası. Bitmedi yani. E, orada da Rusya'nın ne yapacağı izleniyor. Onun dışında Ateşkes anlaşması oldu. Lübnan'la. Öyle diye duyduk. Bakalım bugün gürürlüğe gelecek. E, bakalım o ne kadar sürecek? Ama ne kadar uzun sürerse o kadar olumlu bir gelişme olarak bakılmalı. Ama en önemlisi burada defalarca anlattım bu televizyonlarda. Tarihe not düşün dedim. Bu olacak dedim. F-16'lar. 40 tane. Satışı nerede onaylandı kardeşim? Senato'da. Senato'ya kim hakim? Hangi lobi? İsmini söylemeyeyim artık herkes biliyor. 80 tane, 79 tane upgrade, daha üst seviyeye çıkarılacak olan kitler. Nerede onaylandı? Senato'da. Onaylanacak, eli mahkum. S4 Esamesi okunuyor mu? Ya. Göndeririz Azerbaycan'a büyük ihtimalle, oralarda bir yere, depolara koyarız veya hazır bir şekilde tutarız. Bizim ülkenin dışında. Ama F-35 projesinin tekrar gündeme geleceğini anlattım. Kurslarda anlattığım 4 senedir anlatıyorum. Yani gelecek. Türkiye hatta burada da söyledim. Türkiye Amerika ile beraber NATO'nun silah tedarikini sağlayabilecek ülke konumuna gelecek. Burada bir şeyler oluyor borsada ama lay diye olmuyor. Bir takım yerlere gideceğinizi onun için söylüyorum. Ülkenin başka noktalara doğru gideceğini. E, Türkiye artık e, F-35'in similer yani ona benzer F-35 tipi Kaan yapıyoruz falan. Elon Musk demiş ki efendim e, insansız araç varken e, insanlı araçlar çöp. Valla çöp mü değil mi bilmiyorum ama gene de Star Wars filminde o üstün teknoloji silahları insanlar kullanıyordu pilotlar. Yani. Elon Musk gitsin, Han Solo'yu seyretsin biraz. Star Wars'da. Gidişat oraya doğru. Gene bu televizyonda anlattım. Gene bu televizyonda 2030 senesinden sonra uçuk kaçık diyeceksiniz ama NATO Rusya olacak dedim. Rusya NATO ile birleşecek. Nasıl ya? Kardeşim Berlin duvarı diye bir duvar vardı Utanç duvarı. Batı Almanya ile Doğu Almanya'yı ayıran bir duvardı. 1950'li yıllarda 60'lı yıllarda bunun yıkılacağını söylesen ya yürü git Allah'ın seversen. Yani dün gece açık mı yattın üstün açık mı kaldı derlerdi. Ne oldu 85'te? Gorbaçev'de. Gorbaçev geldi. Bunu dedi ben çekemem ya dedi. Bütün zaten ülkelerle bağını kopardı. Eskiden <laughs> milli takım formalarının üzerinde tamam mı USSR yazardı. United States of Soviet Russia. USSR. Türkçesi de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'ydi. SSCB. Nesi kaldı? Bir tek Rusya'sı kaldı. Ha diğerlerinin üzerinde etkisi var mı? Var tabii ki. Kontrol ediyor mu? Ediyor. Ama buna da kimse inanmazdı. şeyi seyredin. Star Wars'u seyredin. Tamam mı? Star Wars'u seyredin. Göreceksiniz kardeşim dünyanın nereye gittiğini. Bir tek Çin kalacak. Çin'i de eninde sonunda devreye alarak büyük bir parlamento haline tamam mı? Dönüşecek dünya devletleri. Şu anda öyle gibi görünüyordu. Birleşmiş Milletler'in amacı oydu ama abacından saptı. Beş tane ülke istedikleri gibi kendi amaçları doğrultusunda bir sürü işler yapıyor. E öyle olunca da maalesef dengeyi sağlayamazsın. Adaleti sağlayamıyorsun. Göreceğiz. Burası dediğim gibi haftalık grafiğe de bakarsanız daha net görürsünüz. Biraz daha uzun vadeli bakarsanız, evet. orada da 20 olur. haftalık ortalamanın dün de anda şeydi Pazartesi ötesi 20 haftalık ortalamanın üstünde tutunuyor kırmızı renkli eğri. Yani onun üstünde tutunduğu sürece o yarım daire tamamlanacak. Daha sonra ilerleyen zaman içinde sağ tarafta da biraz yani şimdi sol tarafı dolu dairenin aşağı taraf dolu oluştu. Aldılar, verdiler. Orada da bir 5-6 hafta geçti. Şimdi sağ tarafın dolması lazım. 10.159 ile aşağı tarafta işte 9.500 falan. Buranın da dolması lazım. Ortalamanın üstünde dolarsa çok daha iyi alışverişlerle. Yani 2-3 haftada burada geçirsin canım. Aralığı da burada geçirelim. Yeni yıla bakarsın mesela 10.159'u kırarak yukarı yönde geçiyoruz. Yani Happy New Year. Wow. Bayram yapılıyor. Yeni bir sene, yeni ümitler, yeni yeni tarihi zirveler filan. Ne güzel. 11.252'ye geldiği zaman bir daha satış gelecek. Bu sefer de 10.159'un üstünde kalmasına dikkat, dikkat edeceğiz. Kalabilirse güzel. Niye? Geçilen tepenin üstünde kalıyorsun. Demek ki alıcı geliyor. 11.252'yi devirirsen işlerin olumlu gidişatıyla, bunda ne var? Faizlerin indirilmesi için, enflasyon düşmesi lazım. Enflasyonun düşüşü, not arttırma, yine gelecekler, yani seni devir, seni şeyin içine sokuyorlar işte yani. O yüzden kontrol edilemeyen yani bir takım devletleri kontrol etmenin iki türlü yolu var. Birisi silahların konuştuğu bir organizasyon içine sokmak kütle olarak bir birlik oluşturmak. İkincisi orada da fık 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 ediyorsa siyaseten bir birliğin içine sokmak. Türkiye'nin de iki tane var. Bir tanesi içinde zaten NATO. Diğeri de 60 senedir, pardon daha da uzadı galiba. Neyse 65 seneye geldi. Avrupa Birliği hikayesi. Soktuk sokarız falan filan. E tamam işte. Tek başına hareket etmesin diye tehlikeli olabilecek ülkeleri böyle kontrol ederler. Başka türlü yolu yok. Türkiye bu gibi şeyden yani bu kıskaçtan kurtulmaya çalışıyor. Bir anlamda. Bunun da tek yolu ekonomik olarak ve aynı zamanda silah gücüyle de tamam mı? Silah kullanmadığın sürece elinde dursun. Ama bir de beyin lazım, protein, beyin lazım. O beyinler ekonomiyi de güçlendirdiği takdirde, o zaman tam bağımsız olur. Mustafa Kemal Atatürk'ün tam dediği gibi. Gerisini hiç dinleme. Hiç dinleme. İdolümdür ölümdür benim. Benim hayatta ailemin, benim anamın, babamın, dedemin, bütün bunların bu ülkenin vatandaşlarının ayakta kalmasının sebebidir. Yaşamasının sebebidir. Esaret altında kalmama sebebidir. Bir numara. Varsa üstünü üstünlü çıksın. Yani onun için tam bağımsız, kendine özgü zıpkın gibi bir ülke olmak lazım. Zıpkın. Yani dokunanı yakarım şeklinde. Ama sağa sola saldırgan değiliz. Yeter artık bıktık. Bıktık yani. Rahat dursun herkes. Lütfen rica ediyoruz yani. Ha, ya bir şeyden korktuğumuz için de değil yani. Ama rica ediyoruz yani. Lütfen. Yorulduk. Yani. Kendi köşemizde yaşamaya çalışıyoruz. Bir iyi de gider. Bir iyiye gider. Yeter ki çalışılsın. Yeter ki amaç tek yönde olsun. Ülkenin, ülkenin refahı, insanların refahı. Şimdi, lanet olası enflasyonun içine soktuk ya kendimizi. Yani vallahi neyse. Yani hesabı bir gün verirsiniz Tanrının huzurunda insanlara nasıl bir eziyetin içine soktuğunuzu. Geçelim. Hocam o zaman bir de endekse dolar bazlı günlük dolar bazında da bir koba var. Görüntü öyle. Aşağı tarafta. Yani orası neresi? Yaklaşık işte 265 falan, 270'den 250 arası. Sağ tarafı da en son 262'den zıpladı, ortalamaların üzerine çıktı, orada tutunuyor. E, hoba diye bir anda 296'ya gidecek hali yok. Patır 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 patır. Yani burası abilik birik tamam mı? Yani kağıtlar gibi değil. Gene de bir ortalama. 100 tane kağıdı da aynı şekilde götüremezsin. Hurra diye alduruldur alduruldur. Onun için iyi bir bek iyi bir beklenti oluşması lazım. İyi datalar gelmesi lazım ki gelen parayla hurra diye gitsin oraya. Böyle hurra diye gitmez. Bazı abilik gubilik yerler gidebilir. Götür getir kağıtları. Orada zaten kontrol spekülatör de istediği gibi götürür getirir. Yani onların teknik analizini bile yapmak kolay değildir. Herifin kafasından ne geçiyor nereden bilelim. Ama ne kadar çok kişi giriyorsa bir kağıda güç dağılımı varsa o kağıtta işte orada çalışır teknik analiz. Gerçek anlamda para giriyor mu çıkıyor mu görürsün onu. Burada da ortalamaların üzerinde bence bir iki gün daha geçirebilir. Yani bu hafta da böyle geçsin dinlenelim. Aşağı gitmeden. Ondan sonraki hamle yukarıya doğru yola devamdır. 2.90 veya 2.96'ya doğru yolculuk var. Orası hemen geçilmez ama. Yani o kadarı daha sindirmesi lazım. Bak sol tarafta 273-298 arası gitmiş gelmiş. E kaç gün orası nereden baksan 3-4 hafta var orada. İşte dediğim gibi bir yukarıya doğru hareketlenme ondan sonra sağ tarafta tamam mı bir aralık ayı da böyle geçer. Alışveriş alışveriş, alış, alış, alışveriş yapmaktan hoşlanıyorsunuz ya İşte alın verin verin alın alın verin. Yani hepimiz trader olmaya çalıştık son 3-4 senede. Herkes trader. Herkes emekliliğini trading ede ede kazanmaya çalıştı. Maalesef yürümedi. O vurullar hırpalandı fena şekilde. E, kolay iş değildir. Bir kere yani e, çelik gibi bir sinire sahip olmaz lazım. Ülser olacak şeyde tipte olmaman lazım. Üzüntüye kapılmaman lazım. Çünkü üzüleceksin kesin. Yani her alışverişin yemez. Her alışverişinde kar edemezsin. Yeri geldiğinde zararı alacaksın üstüne. Kısa zararla, küçük zararla hemen kaçacaksın. Başka türlü olmaz o iş. Her akına, her yukarı yöndeki harekete veya bilmem neye katılmak zorunluluğu da yok. Kendini dizginleyeceksin biraz. Her trene binemezsin. Binmek zorunda da değilsin zaten. Kazanabileceğin bir trene bin. Yıldızı senle uyuşan kağıtları takibi Veya işte endeksini bir yok falan filan orada verip alabilirsin. Geçelim. Hocam endeksi bir de aylık bazlı da bakalım. Yine dolar bazında aylık. Evet. Burada da 50 aylık ortalamaya geldi. 244 civarından tepti yukarıya. Şimdi 20 aylık ortalamanın üstünde kalma çabası var. E, aylık ortalamanın üstünde tamamen 20 aylığın kalamayabilir ama bu iki ortalama arasında tamam mı? Bir mum daha oluşabilir. <laughs> yani ondan sonrası önemli. Yukarı yönde. 275 20 aylık ortalama. Ne dedik? 290 var yolda. 98, 99 300'e yakın rakamlar. Sol tarafta 305 var. Yani oraları biraz daha dolduracak. 344'e doğru gitmesi için seneyi beklemek lazım. Gelecek seneyi. İşte not arttırımları falan filan derken Türkiye biraz daha rotaya girerse enflasyon hiç olmazsa 60'lardan 65'lerden aşağı doğru gelirse 30'ları 30'lara doğru hale bak ya neye müteşekkir kaldık yani. Enflasyon %30'a doğru inerse sevineceğiz yani bayanız. Nasıl bir iş ya? Ne kadar da olmaz yani. Söylenecek fazla bir şey yok. Ama enflasyonun altı aşağıya doğru gelmesi bir süre sonra faizde paranın çözülmesine sebep olacaktır. Faizler de aşağıya doğru gelecektir doğal olarak. E ondan sonrası yavaş, yavaş yavaş yukarıya doğru hareket bence devam eder. Ne kadar çok olumlu data gelirse o kadar yukarı yönde hareketin devam edeceğini varsayın. 500 dolara gideceğiz. Ama işte 2030 senesinden sonra çok daha yukarıları hedefliyorum. Anlattığım konular da o elinde. Daha başka bir sürü gelişmeler de olacak. Evet geçelim. Değerli hocam, ee, şöyle reklama 2 dakika falan var, 2-3 dakikalık bir süremiz var. Hocam, dolayısıyla şöyle bir hisselere geçiş yapalım. BMS Çelik ile başlayalım hocam ilk hisse analizimize. Evet. Orası büyük bir çanak yapmış. Yani iyi tutunmuş. 20 lira civarında. Orada bir sürü dip var bakıldığında. Yani 20 liraya doğru gelirken işte 21.16 yok 20.66 falan. E tamamen tutturamazsın yani. Milimetrik olmaz bu iş. Ama oralarda görüyorsun 3-4 tane dip var. Yukarı tarafta da e, ne zaman kağıt 30'a doğru yanaşsa satıcı geliyor. 28-80-28-76-30-02'ler falan filan çiz oradan. Ben yuvarlak hesap olsun diye 20-30 bandını çizdim. Demek ki bunun yukarı yönde katlanması 40 lirayı hedefler. 30 20 eşittir 10 lira. 10 lirayı da yukarı yönde katlarsan, yatay alan katlaması veya büyük çanağın katlanması diyelim. 30, 40 lira hedefi olur. E, kağıt 35'e kadar bir tırmanmış. E, i̇yi etmiş ama piyasa yani aşağı doğru giderken iyi tutunmuş. Demek ki burada da bu kağıdı sahiplenen birileri var. Ha, ortalamadan biraz fazla ayrılmış. Genelde geçilen tepeyi gelir bir test ederler. Yukarı gittikten sonra bir geri gelip. Yani niye test eder? Orada acaba alıcı geliyor mu gelmiyor mu diye bakarlar. Alıcının geldiğinden emirlerden gelen yazılan emirlere bakıp da emirlerin çokluğu falan varsa Ha, bunun demek ki taliplisi var kardeşim. O zaman yukarıya doğru tekrar alımlarla beraber satışları kısarak, alımları biraz arttırarak yukarıya doğru kağıdı iyice çekerler. Yani trend, trend pozitif. Yukarı yönde gelişiyor. 30 liranın altına inmemeli. İnerse ha, o zaman vızıltı başlar. O zaman yani şeyini kaybeder. Çekiciliğini. Niye? Ve şüphe oluşturur. Artık 30'un altına gelmemeli. Yola devam edecekse 40'a kadar gidecekse yavaş yavaş diplerin yükselmesi lazım. Gelen satışların daha yukarılarda karşılanması lazım. Evet, geçelim. Hocam, çok kısa bir reklam arası verelim. Sizleri de biraz dinlendirelim. Efendim, küçük bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Efendim kısa bir reklam arasından sonra değerli hocamız Ahmet Mergen eşliğinde Borsa Teknik Programı kaldığı yerden devam ediyor. Hocam hisselere geçiş yapmıştık. BMS çeliği konuştuk. Berkosan ikinci hissemiz olsun hocam. Reklamdan sonraki de ilkisi. Buyurunuz. Grafikte geliyor hocam yolda. Gelmek üzere geldi. Evet. Yani epeydir aşağı gidiyor. Kağıt artık bir herhalde dip yapma ...seviyesine indi denilebilir. Yani o kağıda bak... ...56 liradan kağıt 21'e kadar gelmiş. E ortalamaların altında en ufak bir... ...hayat emaresi yok. Ortalamaların üstüne çıkar bir durumu yok ama... ...artık bordo renkli... ...yani o tepeye boyun çizgisi gibi... ...kabul edilebilecek bir tepeye doğru... ...yani önce bir ufak tobo... ...sonra giderek büyüyen... ...mergenin matruşkaları gibi yukarı doğru... ...giderek büyüyen böyle çanaklar yapabilir. Yani 61.8'lik alanı da aşağı yönde delmiş. baktığında 21 lira, 22 lira. Bir enflasyon hesabı yapsak 1.6'ya bölsek kaça geldi? 13 liraya falan mı geldi? Herhalde. Yani en fazla 6 kere 3, 6 kere 13 ne etti? 100 işte 13'ün üzerine 10 daha koy 22, 23. 12, 13 liraya gelmiş gibi kağıt. Yani epey inmiş. E buradan e, buranın spekülatörün de mutlaka bir paraya ihtiyacı vardır. Yakında bir operasyonda orada çekerler herhalde. Herkesin paraya ihtiyacı var. Yani yukarı aşağı götürüp getirmezsen para kazanamazsın. Yani birileri girecek, çıkacak, alacak, verecek falan filan yakalanacak büyük miktarda ağa gidiyor diye dalacak falan bir bakacak içinde kalmış ne olduğunu anlayamadan paldır güldür aşağıya top adamın parası transfer oldu burada da önce 28.06 orada tepe var yani oraya doğru bir hamle yaşanabilir gibi geliyor bana ilk etapta ortalamaların üstüne çıktığını görmek lazım yani 50 günlük ortalamanın üstüne çıktığını bir görmek lazım ki orası da galiba 26 lira filan Bakarsınız EMA Exponential Moving Average. 50 günlük. Yani. Ondan sonra bir çalışma olabilir. 28 ile 21, 22 arasında. Onun üzerine gittiği takdirde 22, 6 lira fark. E 28 6 lira koyarsan 34 filan eder. İşte 32 buçuk, 33 civarı. Bordo renkli. Daha büyük, daha büyük bir çanağı tamamlamak için hareket edebilir. Bu daha işin başlangıcında hayırlısı önce bir 20 günlük ortalamayı geçsin. Sonra bir 28'e 50 günlüğü geçsin bir 28'e kadar gelsin bakalım. Bir bunun gücü nedir ne değildir bir görmek lazım. Yani insanlar bir görmek ister, bekler yani. Nasıl bekler? İşte spekülatör gelip gelmediğini öyle anlarsın. Büyük diye böyle kaldırır götürür bütün malları. Bir karışıklık yaratır. Tonla alır verir, alır verir, alır verir, alır verir. Herkes daha lanet olsun filan. Boşalttı mı ondan sonra son kalan parsayı da toplar. Ondan sonra yukarıya bas gaza bas gaza. Geçelim. Hocam Burçelik bana, Burva kodunda söyleyelim. Evet. Bir şeye kadar götürmüşler. 160'a kadar dipten. E, i̇yi gelmiş. 194'ten 195'e gelince. 95 zaten 3 aşağı 5 yukarı 70 lira falan gibi bir rakam. Bakıldığında gerçek anlamda. E oradan kaldırmış. Niye? E kolay. Yani lot falan olmadığı için ne bunda ne Burçeli'nin kendisinde fazla lot yoktur kademelerde. Kolayca sahiplenebilirsin kağıdı. E uzun zamandır da sahiplenip taşıyorsa spekülatörü o zaman rahatlıkla sert hareketlerle yukarı aşağı yukarı aşağı oynatarak zaten 194'ün oraya bak hep böyle sert yukarı sert aşağı. Yani bu tam maçta böyle testere gibi yani. Ama aynı yerde kalmıyor. Daha yukarılara doğru götürüyor, daha yukarıda dip yapıyor. Fakat indiriyor, bindiriyor, indiriyor, bindiriyor. Yani çok fazla yolcu alıyor, yolcu indiriyor. Mühibüs yolda. En sonunda bir yerde bitmiş. Nerede bitti? İşte Mayıs'a doğru gelirken bitti. Koçlarla beraber. Sonrası aşağıya bir gelgel gel yapmış 186'da. Millete malı verdi herhalde orada. Oradan sonra saldı aşağıya. Haydi 95'e. Az para mı? Yarı yarıya gittik ya. Overall da yarı yarıya gitti. Sonra 160 falan. Şimdi yani bir toparlanma çabası içinde. 136'nın geçilmesi gerekir. Tekrar yukarıya doğru hareket edebilmesi için. Yani 136'yı geçirtir. İnsanları çağırabilir. Gidiyoruz yukarı diyor. 136'yı geçirdi yukarıya doğru götürürken birdenbire çaktı ortalamanın altında ver kaç ver kurtul ısrar etme yukarı doğru gelip belki tekrar mal yükledi belki tekrar yüze indirecek anlatabiliyor mu onu bilemezsin bir yapabileceğin tek iş ufak bir zararla hemen kaçmak tekrar malı devretmek bırak taşısın o zaman nereye taşıyacaksın sana yüklemeden önce. Ama 136'ya geçirdikten sonra 136'nın altına inmiyorsa 160'lara doğru gelirken kar realizasyonu yapabilirsin. Yani. Sen satarsın 180'e gider. E olabilir. Onun yani kafasında ne geçiyor, hangi tilkiler dolaşıyor bilemeyiz yani. İnsanların her türlü yani spekülatörlerin çoğu birbirine benzese bile gene de kar alma açısından Birisi yüzde yüzle yetinir, birisi yüzde üç görmeden yetinmez. Belli olmaz yani. <laughs> Yaşadıkları lüks hayata bağlı. Geçelim. Hocam diğer taraftan bir de şöyle bir e, Burçelik, Bursa Çelik'e bakalım. Bursa Çelik döküm sanayi. Yani Burçelik. o da öyle işte. Burçelik aynı. Yani sert hareketler. Yukarı aşağı yukarı aşağı. 350'den aşağı gömmüş 160'a. Aynı Burçelik Van'a nasıl 160'a doğru gittiyse bu da 281'e gitmiş. Orada 95'ten 160 yaptı. Burada da adam ne yapmış? 160 liradan alınmış. 280'e götürmüş. Sonra tekrar vermiş. Burçelik. Bu Burçelik Van'a gibi. Bu da ortalamaların civarında bir yani bir dip gelen satışları karşılama çabası içinde. Endeks yukarı gidiyor. Bu endeksten daha önce gitmiş, şimdi geri geliyor. Demek ki yukarıda bir şeyler yapıldı, verildi ki gitmesine müsaade edilmiyor yukarıya. Yukarıda verilenler aşağıda geri alınacak herhalde. Dert o. Ama 220'nin üstünde hareket tekrar 250'lere doğru, 260'lara doğru devam edebilir. Dediğim gibi spekülatörün kafasından ne geçiyor bilmek zor. Ama Bugünlerde yukarı giden bir piyasada burası pek fazla reaksiyon vermiş. Daha önceleri gitmiş. Demek ki yukarıya çekti verdi. Şimdi geri almaya çalışıyor. Baskı kurarak. Evet. Yani 200'de le 300 lira gitmesi gene mümkün. İsterse götürür. Yani arabasını değiştirecekse gene götürür sizin sayenizde. Geçelim. Hocam BMS Birleşik Metal. Yukarıdaki istemiz. Bayağı güzel bir yukarı hareket. Valla. Trend iyi. Bakıldığında. Yani çanaklar, çanakların katlanması. Bir çanak bir daha katlıyor. Çanak bir daha katlıyor. Katlaya katlaya gidiyor. Herhalde yani başlangıç noktasından beri halka arz, evet kağıt yukarı gidiyor. Yalnız işte yani böyle kağıtlarda da bazen şüpheye düşüyorum. Yani niye yukarı gidiyor o kağıt? Yani endeks bu arada aşağılara falan giderken bir sürü kağıt çıkışın yüzde 60'ını, yüzde 78.6'sını geriye sararken falan, yani koç, moç gibi sabancı gibi kağıtlar aşağı giderken, tüpraş aşağı aşağı giderken burada ne oluyor? Ya birisi sahiplendi, ya şişman parmak var. O zaman kağıdı tutuyor. Ha yatırımcı açısından iyi. Yeter ki çok miktarda yatırımcı geldiği anda malı çakmasın. Yani bu yukarıda olan hareket yukarı yönde endeks aşağı giderken yukarı yönde gelişen bu hareket tamam mı? Yatırımcı çekmek için olmasın. Gerçek anlamda hakikaten yukarıya gidiyor olursa o zaman süper. Süper. Ama bilinçli bir şekilde yatırımcı gelsin de hani tuzağa düşsün de ona ben çakayım, elimdeki malı dağıtamayayım diye, dağıtamadım diye düşünüyorsa o zaman dikkatli olmakta yarar var. Yani, burada öyle yapılıyor diye bir şey iddia edemem, bilmiyorum. Ama biraz da şüpheyle karşılarım. Niye? Endeks aşağı gidiyor, bütün kağıtlar aşağı gidiyor, burası en ufak bir düzeltme bile yani pek yapmamış. Tarihi zirvelere falan gitmiş. Heh. Dediğim gibi alın, alınabilir şey olarak. Trend yukarı diye. Ama dikkatli olun. Yani stoplara uyun. Terste kalmayın yani. Çünkü bazen böyle götürüyorlar götürüyorlar bir çakıyorlar. Ondan sonra hızla indiriyorlar aşağıya. Yatırımcı kala kalıyor tepede. Para atıl kalıyor. Paranız gömülüyor uzun bir süre gömülüyor hem de başka yerine iş yapamazsınız. Evet geçelim. Hocam bantaş bandırma sıradaki hissemiz olsun. BN tas. Yani bu da sert hareketlerle bir kere kağıdı bir uçurmuşlar 16'ya kadar. Oradan sonrası sert inişli çıkışlı bir rota izliyor. Ama eninde sonunda bir ara düzelmiş 12 ile işte yaklaşık 10,5-11 lira 10,5 lira arasında bir yataya sarar gibi yapmış. Sonra bir daha gitmiş 9,5'a. Orada bir tutunma çabası var. Orası işte 61.8'lik geri alma hani ölü kedinin zıpladığı yer falan diyoruz ya orası. Oradan bir endeksle beraber bir tırmanma yapmış. Endeks yukarı burası da bir hadi ben de gidiyorum. Nereye? buçuk 13 civarında bir sürü Tepe var oraya doğru gidiyor Bence şu anda daha yeni Golden Cross oluyor 13 civarında bir satıcı ile karşılaşacak herhalde ama 13'ü hemen roket gibi geçer mi o sol tarafta gelen spekülatör varsa aynı spekülatörse Muhtemelen aynıdır ama onun niyetine bağlı eğer malları topladıysa bak orada çok sert hareketi yaptırtabiliyor bu kağıda demek ki. O zaman 13 civarının nasıl geçileceği önemli. Ama 13'te eğer uzun süre kalıyorsa al, ver, al gülüm ver gülüm falan filan. <laughs> o zaman yeni maliyet oluşuyor demektir. Yani 16'lara falan gitmeden önce biraz daha mal toplanıyor demektir herhalde. Öyle ama bakalım. 13'ün üstü. He, ne yaptık? 13, 9,5 10 lira desek 3 lira. 13 3 lira da 16. Ya zaten ana tepede 16'da. Yani oraya doğru biraz daha zaman alır. Ha nasıl zaman alır? İşte spekülatör kafaya koyup da eskisi gibi sert bir şekilde yükseltmezse. Ama ben bunu alırım, malı topladım abicim. Fazla bekleyemem deyip haldır 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 götürürse 16 lira civarında satıcı gelir kardeşim. Evet, geçelim. Hocam Borusan yatırıma bakalım. Heh. Yani burası da iyi. Milleti yedi bitirdi. Yok bedelsiz verecek de yok bilmem ne olacak yok şu olacak. 50 liralık kağıt geldi 4600 liraya. Yani uçtu da uçtu. ondan sonra çakıldı tabii. Kule gibi oldu orası. İn 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 in, in 1700'e. Yani 4600'den 1700'e iniyor ya. Az buz değil ki bu. 3000 puan düşüyor ya. Allah muhafaza 1000 notun olsa 3 milyonun gitti. Yani ufak bir ev uçtu gitti. 5 ayda 4 ayda. Büyük paralar. Yani. O 1000 notta yani. E şimdi toparlanıyor gibi kağıt. Fakat çok fazla oynuyorlar kağıtla da. Veriyor alıyor alıyor veriyor falan ve uğraştırıyor. Lot da fazla yok. Bakın kağıda lotlara bakın. 50 lot 100 lot. Zaman zaman işte 250 lot yazıyor kademelere falan. Öyle bir yer yani. Ve böyle yerler var. Yani rakamları büyük olan yerlerde zaten yani 50 bin not alıcı, 30 bin not alıcı, satıcı beklemeyeceksin yani. Yok öyle bir dünya. Yani rakamlar böyle yükseldikçe lotların sayısı azalıyor kardeşim kademelerde. Alışa gelen yatırımcı da 10 lot, 20 lot, 30 lot, 50 lot falan yazabiliyor. Ne yapacak ya? Burada tek kalemde 1000 lot çizecek hali yok yatırımcının da. Yani. Ama bir toparlanma var. Tekrar yukarıya doğru bir hareket içinde diye düşünüyorum. Ortalamaların altı stop. Evet. Hocam Borusan'a bakalım direkt. Evet ikiz kardeşi de aynı. Çok sorular hocamı Borusan. 1000 liralara. Onu da çaktılar. 15 liralık kağıt. bin liralar o gitti. Uçtu. Hele hele 250'den sonra roket oldu. Orada ikili tepeler filan derken pat aşağıya 400 liraya Sonrası, sonrası iyice devrildi yok bölünecek, yok şu olacak, yok bu olacak derken kardeşim 1000 liralık kağıt 350 liraya indi ya. Yani. çok fazla zarar yazmıştır 800'lerde, 900'lerde alanlara. Ha 50 lirada alıp da 1000 lirada satmayan da kafasını vuruyordur duvara. 350 liraya inince kağıt. Kaçan paraya bak diye. E kağıt 15 liraydı. 25, 30, 50 lirayken 1000 not falan almış olanlar vardır. 1000 not almış olsa 1 milyon liraya satabilirdi. E şimdi geldi 350 bin liraya. Şimdi tekrar kağıt toparlanıyor. Burada bir tobo görünümü var gibi. Tekrar yukarıya doğru hareketlenebilir. Yani 500'ün üstüne doğru 600'e doğru hareket olabilir herhalde. Yani öyle görünüyor. Dipler yükseldi. Ortalamaların altına stop koyarsın veya orada görünen son dibin altına kaç arası yaklaşık 450 falan mı? O civarda bir şey. 473 tepe olduğuna göre işte 450 gibi. Yani bir yere stop koyacaksın kardeşim. Gerçi bin lira da almıyorsun kağıdı ama beklentin varsa seviyorsan bu kağıdı bir yere de gene stopunu koy. Alıp belki biraz beklemek lazım. Yani bin liraya hemen gidecek hali yok. Ama biraz zorlarlarsa 600 liraya kadar gidebilir mi, e götürebilirler. Burada da lotlar o kadar fazla değil ki kademelerden. Yani 400-500 bin liralık, 800 liralık kağıtlarda artık o kadar büyük lotlar görmezsin yani. Şurada 50 liralık tahtada bin notman aldığın zaman bile bir haller oluyor tahtaya. Kalmadı ki yatırımcı. Yani yatırımcıyı da iyice soğuttuk da soğuttuk yani. Ne no, var? Likidite varmış. Neyi? Hadi bakalım. Geçelim. Hocam, Bobet yine yatırımcının çok fazla sorduğu hisselerden bir tanesi hocam. Kağıdı öldürmüşler. 50 liralardan. Yani geldiği noktaya bak. 20 lirada. Bence burada da toba yapıyor. Yapsın artık yani. Çıkışın başladığı yer 16. Bittiği yer 48. 3 katı. Şey sonrası. Seçim sonrası. Oradan itibaren kaç? 12 ay değil. 16-17 aydır aşağı doğru gidiyor kağıt. Şimdi artık toparlanıyor. Gelmiş 18'e. Yani 10 liraya falan geldi bu kağıt. 1,5 senenin öncesinde 10 lirası. Bugün 10 yer çay alamıyorsun dışarıda. Çay içemiyorsun yani. Onun için burada toparlanabilir. Yukarıya doğru hareket. Ha 30'un üstü 30'un üstü biraz daha zorlu geçebilir. Ama önce 23 68'de dert var. Tepe var orada. Bir yarım daire çizebilir. 23.5 18.5 arası 5 lira. Koy üzerine 5 lirayı. 28.5 30 civarı. Orada tepe 30-76'da biz diyelim 29'a kadar çanak katlayarak oraya doğru hamle olabilir herhalde. Yani bu kadar düşüşten sonra bir tepki gelir ya tepki alımı. Büyük bir trend, baş, trend başlamasa bile bir tepki alımı gelir ki geliyor yavaş yavaş. <laughs> Ortalamanın altına stopu koyarsın. Bitti gitti. Beklersin ondan sonra. Geçin. Hocam birleşim mühendislik BRLSM kozunu da söyleyelim. Evet. Bu da bir başka facia. 6 lira, 44 lira, 44 lira da ikili zirve. O gün bugündür ayır Bir hamle yapmış 38'e kadar. Arada grafiğin ortasında bir çıkış hamlesi var. E diyorsun ki ha gayret hani tam, çanak tamamlayabiliriz ama ortalamaların altına gidince tamamlayamayız. Ortalamaların üzerine çıkma hamleleri de başarısız kalıyor. Orada defalarca ortalamaya vuruyor, 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 gitmiyor. Üstüne çıkamıyor. Satıcı geliyor. Ve Deadly Cross çanak tamamlama işine adıyor Samigos. Tamamlayamaz, bitti. O beklenti ölür. Arkası Deadly Cross sonrası yine 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 kağıt geliyor 13'müş ya falan. Öyle değil mi? 13 Şimdi orada bir toparlanma çabası vere olsun gari. Yani 13 lira zaten 6 lira gibi bir şey. Aylar öncesinde. Mayıs 2023 6 lira. Gelmişiz. 2025 yılına neredeyse bir ay kalmış. 13 liraya gelse ne olacak? Zaten 6 liraya gelmiş gibi. Dolar bazında bile baksan oraya çok yakın. Birileri geliyor. E bu kağıt da değil herhalde bir değeri var. Yani o değeri daha önce oradan koptuğunu görenler şimdi aynı değere indiği için enflasyon ayarlaması veya dolar bazında grafiğe baktığın zaman gelir abi. Almaya gelir. Yani onun için de yukarı tarafta yani 20'ler hatta 20'lerin belki biraz daha üstü görülebilir. Yani kadar düşü de bir tepki hareketi olur canım. Geçelim. Hocam son hissemiz Bossa. Çok hızlı gitti. Arka arkaya. Son günlerde. Şimdi biraz dinlenecek. E, dinlenir. Bu kadar şeye, çabaya. Biraz müsaade edin de yani dinlensin. Çünkü sol tarafta tepeler var. 8.54'e kadar geldi. Orada biraz dinlenir. Nereye verirler? Boşluk var. 7 civarı. Biraz endeks düzeltirse ona da vesile olur. O da düzeltir. 7 Medi civarında tekrar alırlar. Bunu bir kere daha 8.5 yaparlar. Biraz gider gelir 7-8.5 arası. Sonrasında piyasa eğer yukarı yönde yola devam edecekse bu da 10 liraya doğru gider. Daha sonra 10 lirayla 5.5-5.72 arasında büyük çanağın tamamlanmasına çalışılır. Sol tarafta omuzlar 7.5, aşağı taraf 5.72. Sağ tarafta 10 liraya gittikten sonra bir yıkılma yaşanırsa sağ tarafta da bir blok oluşur. Sonra bu büyük çanağın katlanması 15 lira falan gibi bir hedef ortaya çıkarır. Ama bu 2025'in sonu 2026 falan da olabilir yani. Bunu hemen olacak diye bir şey yani Ahmet Mergen söyledi kesin olacak. Öyle bir öyle bir hikaye yok. Yani yanlış anlaşılmasın. Yani burada grafiklerini gösterdiğimiz bir sürü kağıt da, bu kağıtlarda bir takım insanlar takıldığı için veya takip ettiği için onları da bir tavsiye olarak görmeyin. Yani Ahmet Mergen burayı inceledi, burada iş yapıyor falan diye bakmayın olaylara. Öyle değil. Alfabet, alfabetik sırayla gidiyoruz. Şu anda B'lerdeyiz. Büyük ihtimalle gelecek hafta C'lere, D'lere doğru gideceğiz. Başka türlü işin altından çıkamam ben yani Onu incele hocam. Bunu bak hocam. Onu bak. O zaman karambol oluyor. Bir sürü kağıdı ıskalayabiliriz. Bu şekilde ıskalamıyoruz. Ha. Şimdi tekrar tüpraşlara, T'lere gelene kadar e, bir ay geçer. E, geçer. Ne yapayım? O zaman da akşamları yayınlarımız var. Onlara katılırsınız. Başka yapacak bir şey yok. Evet. Ben herkese bol kazançlar diliyorum. Ee, takımlar gene Avrupa'ya çıkıyor. Evet. Yani başarı dedi dersem ters mi oluyor ne oluyor hiçbir şey demeyeyim ya. Hocam bence izleyelim görelim bir şey demeyelim yani, hocam. Yani totem totem <laughs> yapalım hiçbir şey demeyelim Cuma... ne olacaksa olsun valla. Evet hocam paz haftaya pazartesi konuşuruz bu konuyu. Eh hadi bakalım tamam. Hocam <gülüyor> çok <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Efendim değerli hocamız Ahmet Mergen'i uğurladıktan sonra Borsa Teknik programını burada noktalıyoruz. Bir sonraki yayında ama yeniden görüşeceğiz. Kısa bir ara bizden ayrılmayın.